Selam herkese, yeni bir videoyla daha sizlerleyiz. Sevgili kolyecığımı kandırıp sonunda soru cevap yapabiliyorum. Şu an buna inanamıyorum ama video şöyle söyleyeyim size. Siz bayağıdır istiyorsunuz. Neredeyse kanalımı açtığımdan beri soru cevap yapmamızı istiyorsunuz birlikte. Ama Rıza'yı bir türlü istemiyor. Ama bugün kandırdı beni. Kandırdım, yaşasın. Biraz zorla da olsa tehdit etti falan diyormuş. Şimdi şöyle. Hadi oku bakalım. Feyza Durak. Evlilikten önce birbirinizle ilişkiniz ve şimdiki ilişkinizi karşılaştırır mısınız? Demiş. Ve sevgililik dönemini özlüyor musunuz diye soru sormuş. Bence hayır. Özlemiyor musun? Özlemiyorum yani. Bence evlilik daha güzel. Tam daha güzel de şeyi çözlemiyor musun? Sevgililik dönemini çözlemiyor musun? Ya şimdi böyle tabii bir... Tabii şimdi kafan rahat bir o zaman. Bir de var ya. Yok, ben şöyle bir... Hayır, işte Mila'yı karıştırınca şey oluyor. Eğer ki Mila'yı karıştırmazsam evet özlüyorum. Daha serbestlik, daha özgür. Tabii canım. Değildik aslında ya. Niye? Ya izin gününde bile rahat bırakmıyordum beni. Her izin günde görüşüyorduk. Ya şöyle evet, daha biraz kafamız rahattı. Daha sorumluluklarımız yoktu. Ya tabii canım, evlilik farklı o yüzden... bir alan yani. Evet. Ne söyleyeyim sana? Ya sonuçta sorumlulukların daha farklı. Aynen, yani sorumluluk yükleniyor. Bayağı. Ve gerçekten bir olgunlaşıyorsun bence. Bir olgunlaşma şey var ama evlilik mi sevgililik mi derseniz bence ben evlilik diyorum. Ya tabii ki canım, ben de yani katılıyorum. Çok daha iyi yani. Ve şunu da eklemek istiyorum. Ayrıca biz böyle sevgiliyken çok fazla kavga eden bir çifttik. Yani sürekli kavga ediyorduk, ayrılıyorduk vesaire ama şu anda maşallah diyeyim. Nereye vuruyorum? Kafaya, oraya, her yere vurayım. Maşallah, siz de maşallah diyeyim. Yani böyle çok ufak ufak ev içinde olabilecek kavgalar tabii ki oluyor ama onun dışında büyük bir kavgamız olmuyor çok şükür. Bir de böyle Mila olduğu için, Mila'yı katarsak eğer, asla özlemem sevgililik dönemimi. Mila geldikten sonra biz bence tam olarak bir aile olduk. Bunu zaten kesinlikle sizler de fark ediyorsunuz. Biz tamamlandık yani, iyi ki. Şimdi zaten şöyle bir şey de var. Hani evlilik, birbirine saygı, sevgi, her şeyi beraber yapma. Biz Müge'yle nereden baksanız 5 yıllık, 6 yıllık bir sevgililik dönemi geçirdik. Tabi ayrılıklar oldu. Topu topu 4 yıl ama banko bir sevgililik yaşadık. Aynen. Doğru. Hani tabii burada birbirini tanıyorsun ama evlilik çok farklı. Evet. Yani aynı evde yaşamak, kişisel abi tarzların, yediğin, içtiğin, evet, düzenin. Ben çok titizim mesela. Aşırı. Ama bazen orada mesela şey, mesela çok titiz ama çok dağınık. Yani bu ikisi bir arada. Aşkım öyle çok titizsin. Ama ben sözüm yok ama dağınıksın da yani. Ya dağınığım da sonradan da ben bu titizliğe nazaran topluyorum da arkamı. Titsin. Dağınık ne demek? Seni katmayayım. Aşkım ya. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Aşkım bir soru. Bir dakika. Şimdi tamam, ben bir şey anlatacağım. Müge'nin bende bir yanısı var arkadaşlar. Müge'yi biz istemeye gittik. Hayır, anlatma. Ne olur. Anlatma, benim burada binlerce kişi var. Müge'nin babası, benim de babam karşıda. Ya diyor işte, bizim diyor Nazlı sünnet oldu diyor. Abartılmamış. Ben bunu bizzat sordum. Herkes de biliyor, benim haberim yok. Diyor ki Nazlı'nın sünneti oldu diyor. O bir kere genç diyor, hırsız girdi geldi diyor. Artık öyle değilim ya. Hırsız girdi Rıza diyor. Ondan sonra neyse diyor, polis çağırdı tabii diyor. Polis diyor odaları tek tek gezdi, dolaştı. Tamam mı? Sonra bir odaya girmiş. Polis demiş ki, kızım bu odaya mı girdi? O da benim odam. Babası da demiş ki, yok bu odaya girmedi, bu oda benim kızım. Ben bunun gücümde var ya, yıkıldım ya. Ama şöyle bir şey, genç kızken hepimiz biraz dağınık değil miyiz yani? O günde dağınık olan şeyime denk geldi. Ama şu an gerçekten dağınık değilim ya. Rıza'nın arkasını bile topluyorum. Ya bırak ya. Kabul eder misin lütfen tamam, bunu aşkım? Tamam kabul ediyorum. Kabul ediyorum arkadaşlar. Ya hayır aşkım, şu an kabul dağınık ediyorum mı evimizde? Gibi şansım yok. Çocuğumuzun da dağınık. Kavga ediyormuşuz burada. Eşin sana şimdi bir soru daha var. Şey Müge bak, senin adaşını sormuş. Müge Turkçı diye. Bu arada diye. Bir şey, aşkım bir dakika dur. Bu arada ben soruları seçtim arkadaşlar. Hep birbirine yakın olan soruları seçtim. 10-11 tane. Rıza'nın hiçbirisinden haberi yok. Şu an okuyor soruları gerçekten. Vallahi yok gibi diyorum. Şimdi eşin Müge Turkçı. Eşin sana ev işleri, yemek, çocuk bakımı konularında ne kadar yardımcı oluyor? Şimdi bundan arkadaşlar. Ne olursun bundan et ol. Ev işleri, hakkımı yemek. Genelde yardımcı oluyorum. Özellikle yemekte. Evet, ama çocuğun yemekte bakımı konularında inanın hani benim yapacağım belli. Tabii akşam işime geldiğimde çocuğumu seviyorum. Belli bir süremi ayırıyorum ama kriterlerim, dışarıda çalışıyorsun. Ne kadar yanında olabilirsin. Bir cumartesi pazar günümü gün ediyorum ama yine bu sürede tabii ki
Müge tamam, çocuk konularında tamamen onda diyebiliriz. Aşkım ev işi de bende tamamen. Ev işlerine yardımcı oluyorum şimdi. Tamam yardımcı oluyorsun ama şimdi yardımcı oluyor bak eşin sana yardım ediyorum. Hayır, tamam yardım ev işlerinde, ediyor. Yemekte evet. Yardımcı evet, oluyorum. Yemekte. Ama çocukta hiç tamam yardımcı olmuyor. Çocuk konularında az çok yardımcı oluyorum hiç az demeyelim. Ama ben sana ne demiştim? Ne demiştim? Çocuğumuz olunca tüm sorumluluk sende. Benden bir şey ama bekleme. Ama sen de babasın sonuçta. Tamam babayım da ben babalık yani. Görevimi yerine getiriyorum değil mi bir tane? Hayır bence bu kadar değil. Tabii. Neyse diğer soruya geçelim. Şimdi biz Büşra Çelik. Biz çocuğumuzun sonunda kesin kavga edeceğiz. Dışarıda çıkamıyoruz ya. Ay sizinle bile çıkamayız da. Birbirimizi yemeğine vermek. Kapım bir daha. Allah'ın sopası yok. Şimdi Büşra Çelik arkadaşımız da ne demiş? Evet. Her ne kadar uzun ilişkide yaşasan evliliğin ilk zamanları alışma süreci zorlu oluyor. Çatışmalar oluyor diyorlar. Sizde de öyle oldu mu ilk zamanlar zorlandınız mı? Bir de demiş ki seni çok seviyorum Müge ablacığım. Şimdi evet cidden hani ilk 3 ay Allah'ım Allah'ım diyorum başka bir şey demiyorum. Sürekli yani. Kavga ediyoruz. Sürekli kavga. Evde sandalyeler mi uçmadı? Biz birbirimizle çorap arıyorsun. Çorap nerede diyorum. Uyuyor. Ya işte orada. Ben gidiyorum çorabımı bulamıyorum. Birbirimize. Ya bayağı sıkıntı yaşıyorsun. En basit bu yani. Ama ilk 3 ay cidden evet, sıkıntı yaşıyor. Bir alışma süreci. Ben bir şey anlatabilir miyim? Çorba muhabbetini anlatabilir miyim burada? Çorba. Çorba yapmışım işte Rıza'ya. Yemek hazırlamışım. İşten Allah gelmiş. Çorbasını içiyor. Ama sen o gün başka bir şeye de sinirliydin. Çorbasını içiyor. Çorba ılık diye sandalyeyi fırlattı ya. Hatırla. Çorba neden ılıkmış? Niye kaynak diyormuş? Çorba sıcak içilmez mi? Neden sıcak? Ama sandalyeyi fırlatmak ne demek ya? Gerçi bu tabii ilk 3 ay içerisinde oldu. Şimdi böyle huylarımızı biliyoruz. Mesela Rıza ya çorba içiyorsun. Bir tane sonra çorba içince. Ne olduğunda ben susuyorum. Şey susuyorum aşkım değil tam mi? Tam susuyorsun. Doğru ya Allah bir çene vermiş. Aynen zaten 10 dakika sonra da şey yapayım. Niye bak, öyle bir şey dedin? Niye demeyeyim? Aşkım bak, ne çeneli falan. Çorba dediğin mi? Nedir? Sıcak tamam, içilir değil mi? Ama olabilir ama o zaman bir... 5 saat önce çorbayı yapmışsın önüme koymuşsun. Ilık bile değil. Hayır şeyde mikrodalgada kaynaklı. Mikrodalgada çorba ısıtılır. İşte bilmiyordum. İşte bilmediğin için zaten ben bunu ya, düşün aç gelmişim pansiyonum düşmüş yani saat kaçta eve gelmişim bir çorba içeyim diyorum çorba önünde ılık. Ya işte böyle kaşık, aslında çok kaşıkla beraber çok katı, katı geliyordu. Neyse ben unutmuştum iyi hatırla. Çok büyüyordu yani ilk 3 ay dikkat edin evlendikten sonra bence. İlk ya. Kavgalar o zamanlar oluyor sonra birbirinize alışıyorsunuz. Kızım her şeyi şu an dinliyor canım benim. Siz neler yaşamışsınız ya der ya. Benden önce neler şimdi Ecem Şaru. Arkadaşımız da evlenince her şey değişir derler ya değişen şeyler neler oluyor ilişkide çok merak ediyorum seni de çok seviyorum Çilek kızın annesi demiş. Ay çok teşekkür ederim. Evlenecek olmama az zaman kaldı ve herkesten duyduğum tek şey bu. Diğer sorun nişanlılık zamanındaki zor zamanları değişik gerginlikleri nasıl yaşayıp atlattınız hiç de hoş bir dönem değilmiş sanki evet yani. Yüzümüzden de anlayabilirsin onu. Cevaplarsan çok sevinirim. Müge Hoş'um yazmış. Tamam bu soruyu sana sormuş. Anlat bakalım. Ne yaptık? Ne oldu? Bak evlenince her şey değişti. Evlenince değişen şeyler yani dediğim gibi ilk zamanlar biz çok zorlandık. İlk 3-4 ay sanırım. Gerçekten zorlandık. Yani hani ne kadar uzun bir ilişkiniz olursa olsun aslında bir noktada tıkanıyorsunuz dediği gibi Rıza'nın da işte bu ufak tefek şeyler de olsa birbirinize aynı evde yaşamak bambaşka bir şeymiş. Bir de biz sevgiliyken hiç yani bir yere gidip kalmadık da hani bir tatile vesaire gitmedik hiç bilmiyorduk yani o aynı evde yaşamanın şeyini. O yüzden bayağı bir zorlandık. Evet ilk zamanlar yani 3-4 ayı atlatabilirseniz birbirinize alışıyorsunuz. Böyle bambaşka bir insan gibi geliyor karşınızdaki. Onun dışında ne sormuştu başka? Şimdi, değişen şeyleri değişen şeyler ne oldu? Daha bir sorumluluk almak zorunda kalıyorsunuz. Daha bir düşünmek zorunda kalıyorsunuz maddi yönden. Ne yapıyor? Mesela maddi yönden sorumluluklarınız artıyor. Diğer türlü annenizin babanızın evindeyken elektrik, su, doğalgaz bunları bilmiyordunuz. Ve bunlar sorumluluk oluyor. Yani bir market alışverişi, biz çoğunlukla market alışverişine para harcıyoruzdur herhalde. Gerçekten bir şey diyorsunuz böyle ne oluyor ya hani bu geçinmek ne kadar zor bir şeymiş vesaire diyorsunuz. Yani bu şekilde de zorlukları var. Maddi manevi tabii bu biraz da birbirinizin yanında olmanız gerekiyor. Biraz da destek olmanız gerekiyor birbirinize değil mi manevi açıdan ya da? Biraz birbirinizi söyleyeyim. Anlamanız gerekiyor. Maddi tamamen her şey paraya bakıyor. Aynen. Açık konuşalım. Aynen. Ama manevi dediğimiz şeyler birbirinizi kırmadığınız sürece, saygı, sevgi, her şeyin başında yani. Hani bunu bize dışarıdan annem de babam da diyordu. Her şeyi geçiyorum. Evet. Paran da olmayabilir. Ama birbirinize saygınızı, sevginizi yitirmeyin. Aynen.
Her şey para değil ama ne yazık ki günümüzde yani açık konuşmak gerekirse bir şey yapmak için yani en basit bir ekmek bile kaç para olduğunu herkes biliyor. Geçinmek cidden çok zor. Şartlar aynen, ortada. Bunu düşünerek evlen. Hani zor ya. Yani maddi yönden cidden hani evlilik kriterlerinde iki kişi çalışırsa gayet güzel geçinebileceklerini düşünüyorlar ama emin olun maddi imkanlar asgari ücretin yani çok sıkıntı ya. Yani evet, bir şey diyemem bu konuda. Hani sıkıntılar var. Allah kimseye zorluk yaşatmasın ama tabii bu da açık konuşmak gerekirse tuzu biberi bu aynen, tabii ki. Olayların. Hani bir de şurada şu soruyu sormuş. Bu konuyu kapatıyorum. Diğer sorun nişanlılık zamandaki zor zamanları. Biz çok kavga ediyorduk. Nişanlılık dönemi çok yaşamadık. Zor. Sözle nişanı bir arada yaptık. Hiç kıvırma şimdi. Aşkım söz çok nişan aynı şey işte. Tam söz nişan ayrı değil. Aynı değil. Bazıları farklı. Söz aileler için olan nişan kendin yapmış olduğun tamam, şey. Canım, biz söz nişanı bir yaptık. Buradaki bir olay şu. Tabii niye nişanlılık dönemi yaşadık? Nereden? Biz bile uzun yaşadık. Ben evet, kas 3 ayda alıp gideyim dedim ama dinlemediler. Tabii ben şeyi hiç unutmuyorum ya nişanlılık dönemi. Kiracıya dedim ya ben evleniyorum. Adam anahtarı annesiyle yolladı. Eve başlatmış. Bir de annesi evet, de şey demiş ya. Söylese evleneceğini söyleseydin hiç evine taşınmaz. Evet. Sen hiç aklıma gelebilir mi? Zor aşkım niye? Tabii canım sonuçta zor. Şöyle bir şey var. Neden zor? Aileler bir hani aileler tanışıyor, birbirine anlaşamıyorlar, bir ortak nokta bulunamayabiliyor. Bu yüzden ne oluyor? Biz de kavga ediyoruz. Nişanlılık döneminde açık konuşmak sıkıntılı gerekirse bence. Her şeyimizi kendimiz yaptık. Öyle evet. Göründüğü gibi yok. Ailede isteymiş, yok şuymuş. Tam ailenin belli bir desteği illa, var. Evet. İkisinin yok, de değil. Hani İkisinin var de var. Ama bazı şeylerde tüm omuzlarımızın altındaydı. Ezildik aynen. Mi? Çok ezildik. Biz aldık. Geri geldi yani müdürün istediği bir şey alamadığında ben içim yiyordu yani. Ama almaya çalışıyordum. Aldığımı da düşünüyordum. Yine istediğimiz her şeyi aldık. Şükürler olsun. Hani, birlikte birlik olup tabii ki de bunu yaptık. Ne yaptık? Hani gezmemizden kıstık. Bir şeylerden kıstık. Bir borçlara girdik. Bir şeyler yaptık. Ama çok şükür ki. Çok şükür. Çok da güzel evimizi düzdük. İstediğimiz gibi oldu her şey. Yani buna şükür. Başka bir soru var mı? Yok değil mi? Geçelim. Uzun ne uzun anlatıyoruz biraz soruları ama. Bu zamana kadar hiç kimseyi takip etmemiştim. Hiç bu kadar severek izlememiştim. Bu arada ismini söyleyeyim. Kadriye Özel Arslan. Çok keyif alıyorum sizi izlerken. Sanki evimde bana eşlik eden bir arkadaş oldunuz. Eşin eve minik kuşunu bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Videoların devamını bekliyoruz demiş. Bu soru değil. Bu soru değil. Teşekkür ederiz. Soru yok mu? Çok teşekkür ederiz evet, kardeşim. Kadriye Özel Arslan'a teşekkür ediyoruz. Evet. Halime bir dakika, Nur Yılmaz. Bir dakika. Uykusu da geldi bir tane. Güzel kızım. Nur Yılmaz. Merhaba Müge abla. Öncelikle sizi çok seviyorum. İlk nasıl tanıştınız? Sevgili Hanzi'yi izliyor musunuz? Başka çocuk istiyor musunuz? En çok Mila'yı mı seviyorsun? Yoksa kocanı mı? Şöyle tanışma hikayemizi anlatacağımız başka bir video çekeceğiz. O biraz uzun olur diye düşündük bu videonun içerisinde. Sonraki soru. Sevgililik halimizi bunu az önce cevaplamıştık tatlı. Bunu izlemişsindir zaten. Bir de, en çok Mila'yı mı seviyorsun yoksa kocanı mı? Şöyle en çok diye bir şey söyleyemem ama Mila da Rıza da benim için çok farklılar. Yani benim ailem hani canımı hani böyle derler ya canımı veririm diye. Evet iki kişi. Tabii ki annem babam da çok farklı. Onlar mesela babası da çok farklı yerde bende. Ama aile dediğimizde Mila ve Rıza ikisini birbirinden ayıramam. Ya, ikisinin de farklı boyutta sevgileri ama ikisinin de çok şöyle söyleyeyim. En üst seviyede diyebilirim. Hani onların ötesi yok. Öyle söyleyeyim. Soruya bak. Ben bu soruyu çok sevdim. Bakayım. Bakalım sen ne cevap vereceksin. Emine çarpmak. Rıza abi IKEA videosunda oyuncaklara dokunma diyordu. Mila'ya çok karışıyor mu? Seni bunaltacak kadar onu yedirme, bunu dokundurma, dışarı çıkartma titizliği var. Sadece bana mı bu soru? Nefis sana. Tamam. Canım bana sorsana. Ben cevaplarım mı? Evet, sadece ben mi cevaplarım? Evet dinliyoruz. Evet. Şöyle Rıza'nın evet. Emine çok sağ ol. Ben de bu soruyu merak ediyordum. Sayende cevabını alacağım. Dinliyorum lütfen. Şöyle Rıza'nın karıştığı noktalar tabii ki de var. Ama hani zaten başında bir soruda da söylemiştik. Tamamen bende Mila'nın sorumluluğu. Tam olarak benim üzerimde. Ama tabii ki o da baba olarak bazı şeylere karışmak istiyor. Hak veriyorum ama bazen böyle gerçekten biz
sinirlendiriyor yani beni. Çünkü çok böyle küçük detayları takılıp karışıyor. Ama şimdi bak IKEA konusunda orada milyonlar diyeyim bak. Binlerce tabii çok haklısın giriyor. Onda. Aynen ben o an gözümden yani. Kaçan şeyler olabiliyor gerçekten. Hani o zaman hak veriyorum Rıza'ya. Ama ki zaten diyorum Rıza'yla gözümden kaçan şeyler olabilir. Ülke koronayla hani uğraşıyor. Aşkım, çok önceydi ama. Çok önce de ne olur olmadı işte. Görüyorsun. Küçük yani. Ama mesela Rıza'ya bırakıyorum biraz bakması için. İşim oluyor. Atıyorum eve süpürge çekeceğim. 5 dakika. Aynen 5 dakikaya geçmez yani baktı. Süpürge çekeceğim. Ya açıyor çizgi film izlettiriyor. Ben burada kendimi yaratıyorum. Bir kere çizgi film izlettin mi? Bir kere. PUBG'da izledi geçen de. Geçen PUBG'da oyun oynuyorum. Çocuğu verdin gittin. Oynama aşkım. Yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Öleyim öyle al dedim almadın. Öleyim öyle al. Sayın arkadaşlar. Elif Erkaya. Bitiyor. Bir tane. Elif Erkaya. Rıza'da en sevmediğin huy, alışkanlık ya da davranış nedir? Müge'de en sevmediğin huy, alışkanlık, davranış nedir? Ben söyleyeyim mi kendi? Söyle. Laf sokma. Başka? Huy. Tamam huy değil mi o? Huy, davranış. Huy işte aşkım. Tamam. Bir de şeyi sevmiyorum. Mesela çok çabuk parlıyor, çok çabuk sinirleniyor bazı şeyler. Gerçi onu ben artık törpüledim. Yani sinirlendiğinde biliyorum ki 5 dakika sonra geçecek ve gelip benden özür dileyecek. Hani o yüzden şey yapmıyorum, sessiz kalıyorum artık. Ama tabii başlarda çok kızıyordum. Bir de laf sokuyor. Diliyorsun aşkım. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Doğru sinirlendiğim noktalar oluyor ama bazı şeylerde ben yani sinirleniyorum sonra üzülüyorum. Haklı da haksız da olsam gidiyorum tabii ki yanına canım böyle gönlünü alıyorum. Almam gerekti yoksa hani devamlı bağırıp çağırırsam bu ilişki zaten yürümez. Ama tabii ki zeytin dalını devamlı ben uzatıyorum. Evet orada haklı. Onu evet. Size söyleyeyim. Müge evet. De öyle geri vites vesaire yok. Ben çok çünkü ben dayanamıyorum çünkü cidden. Eşimle edemiyorum. Çok seviyorum ben eşimi. Çok eşime de bağlıyım. Ama sevdiğimden yapıyorum ne yapıyorsam. Şimdi Müge'den sevmediğim davranış huyu nedir? Müge illa bir şey yapmak istedim arkadaşlar. Onu yapacaksın. Yapmadığından sonra zehir zıkkın var ya bitir seni. Bir kere evet dedim ve kaçışın yok. Bir kere yani ya da en basiti. Ya yorgunsun. Hafta sonunda dışarı çıkalım. Ben diyorum ki ya şu oturalım şu bu. Çıkalım. Hayır, çıkmayalım, oturalım, çıkalım. Ama ne oluyor? İlla çıkacaksın. Tabii çıkıyoruz. Çok güzel çıkıyoruz. Yani. Ama oradan oraya gidene kadar ben laf sokmalarım, benim devam. Ha, evet işte. Bu huyunu sevmiyorum ben. Çünkü bir şey ben isteyerek yapmadım mı? Ya da Müge'ye ben dedim hadi şunu yapalım. İstemedi mi? Tamam. Bitti. Böyle bir kötü alışkanlığım var. Laf sokarım. Hiç acımam da. Ama aşk hani bunu sadece Müge'ye karşı düşünmeyin. Genel yapımda da aileme karşı da böyleyim yani. Bir şey sonuçta istemediğim bir şey yaptığım an ben lafımı sokarım. Çekinmem de. Böyle bir kötü bir alışkanlığımız daha doğrusu huyumuz vesaire var diyelim. Şimdi Elif Ataç arkadaşımız bu kadar pozitif olmayı nasıl beceriyorsun? Her şey yolunu bakıyorsun. İmreniyorum sana demiş. Anlat bakalım nasıl bu kadar pozitif olmayı beceriyorsun? Ve şey galiba benim biraz hani yapım da evet herkes yapım direği de ben cidden yani sevgili olduğum dönemde bile yani çok gülücükler saçıyordu yani. Evet yani siz bayağı. Beni burada nasıl izliyorsanız öyleyim değil mi normal hayatta tabii da değişikliğim yok yani. Değişikliği yok onda asla kesinlikle şey yani. Herkese karşı da güler yüzlüyümdür şeyimdir bu benim yapım ve aslında. Ve de Müge'nin en sevdiğim huy çok yardımsever. Kendini düşünüyor mu derseniz hani dışarıda ya da bir arkadaşı ya da hiçbir kişi olsun ya da dışarıdan tanımadığı biri olsun en basit. Acayip yardımsever. Belki de beni en çok bağlayanlardan biri de Müge'ye karşı bu. Çünkü bazen sinirleniyor ama hani yufka yürekli. Çok aşırı seviyorum oyunu. Aynen böyle kim kendinden ödün veriyor yani arkadaşlar. Öyle kim tutmuyor. Aynen. Bana karşı kim tuttu oldu. Ya aşkım tutmadı. Tutmadı. Trip atmışımdır. Trip çok pis trip atıyor. Trip çok pis ama. Evet gerçekten. Bunu herkese arkadaşlarıma da yapıyor. Ama ve arka tabi Rıza'ya daha biraz nazım geçtiği şimdi için. Şimdi Duygu Süleymanova diye bir arkadaş. Hı-hı. Yine evliliği tavsiye eder misiniz? Bu arada çok severek takip ediyorum seni Müge ablacığım demiş. Teşekkür ederim. Zaten biz evliliği tavsiye kesinlikle. Ediyoruz. Ama ve lakin karşıdaki kişiyle kafa uyumun, evet. Saygın, sana yapmış olduğu saygı, gösterdiği sevgi. Bazı kişiler yani kendinden ödün vermiyor. Doğru. Burada bu cidden çok önemli. Yeri geliyor mesela en basit diyor ki ben Müge'ye örnek veriyorum. Annemlere gideceğiz.
Ama karşıda Müge'yi de düşünmem lazım. Müge'nin annesine de gitmem lazım. Bence evliliğin evet, en başlangıçlarından bu. Aynen. Bunu yapıyoruz. Evet. Bunları çok doğru bak, çok doğru bir yerdeyiz. Bunlar cidden kişiler arasında evlendikten sonra yaşandığı kesin yaşıyorlar. Ailelerle benim de evleniyorsun. Işte sen gidiyorsun, annemin evine gidiyorsun, benim annemle ne zaman gideceğiz, şu bu, kesinlikle bunu delirtmeyin. Aynen. Sen kendi ailenin yanına götürüyorsan eşini de ailesinin yanına gitmen lazım. Eşinin de akrabalarının yanına gitmen lazım. Sonuçta burada sadece sen evlenmiyorsun, aileler de evleniyor. Evet, evet. Bak, güzel bir evlenim gerçekten. Aa, aa. Bitti mi? Ya bir de yani burada cidden hani biz cidden güzel bir aile olduğumuzu düşünüyorum. Dışarıda zaten bunu yansıtıyor muyuz ya da siz nasıl görüyorsunuz bilmiyorum. Ama her şeyin başı dediğim gibi saygı ve sevgi. Sevgi olmaya yerde de yani bazı şeylere katlanamazlar bence sevgi olmaya. Neyse bu şekildeydi. O zaman kapatalım mı ya da zaten huzursuzlaştı. Hadi bakalım babaya. Saç bandı da kaymış evladım. Oh. Babası hadi zıplayalım. Oley. Hadi, babasının en sevdiği aktivite bu. Böyle zıplıyor. Oley. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Umarım sorularınızı güzelce cevaplayabilmişizdir. Sizleri seviyoruz. Bye bye. Hoşçakalın. Bye bye.